Bazı anne, anneler doğuma kadar iyi ama doğumdan sonra sıkıntılı bir sürece girebiliyorlar. O çocuğu birçoğu mesela içselleştiremiyor, kabul edemiyor bazı Emzirmek anneler. Emzirmek istemiyor. Emzirmek istemiyor. Bu süreçleri karşıta yani belki doktora gitme imkanı yok dedim ya. Anadolu'da da birçok insan var. Her dakika psikoloğa gidip danışamıyorlar Tabii ki. ki. Yani bu noktada işte o yüzden hani eşin ve aile büyüklerinin bazı şeyleri bir bilmesi lazım ona moral vermesi lazım. Belki bir postpartum o. depresyon geçiriyor doğum sonrası bir ya, depresyon tabii ki, geçiriyor tabii olabilir ki, ama bunun neden? farkında değildir. Aynen öyle. Ee, hem eşi hem kendisi hem e, aile büyükleri e, bu anlamda da e, çok ciddi gözlemlenmesi gerekir. Evet. Peki e, yeni doğum yapan anneleri... Nasıl davranmak gerekir sizin bu anlamdaki çalışmalarınızdan evet. yola çıkarak annelerin bu anlamda talepleri dikkate alınarak neler bekliyorlar? Evet. Valla bir kere çok şımartılmak isterler. Yani luhusa bence şımartılmalı. Bu benim şahsi fikrim. Ee, biraz şımartılmalı, böyle sevilmeli, el üstünde tutulmalı. Aile büyükleri destek olmalı. Biri çorbasını yapmalı, biri bebeği kucağına getirmeli, emzirmeden emzirmeye. Yani böyle biraz çünkü kendinizi bu çok özel bir durum aslında annelik. Ee, yani o doğum yapmış olduğunuz o ilk gerçekten 40 gün çok enteresan da bir süreç. Ee, mesela o anneliği keyifle yaşamalarını diliyorum ben birçok kadına. Kendinizi Enderesan melek gibi hissediyorsunuz. Böyle sanki bulutların üstündesiniz. Yani bu ruhsal anlamda da çok farklı bir etki bırakıyor. Kesinlikle. Eğer tabii e, yani eğer tabii sevgiyle ve güzel, doğru düzgün bir ortamda tabii ki o hamilelik ve doğum sürecini Geçmişsin, yaşadıysanız. Kesinlikle. İşte o da gene kimin elinde? Aile bireylerinin anne adayını rahatlatmaları gerekiyor. E dolayısıyla ee, bence önce şımartılmalılar Onu iyi bakılmalılar istiyor. gerçekten öyle sevilmeliler eşleri tarafından çok hani ilgi Psikolojik sevgi bir destek psikososyal destek Aynen, istiyor psikososyal aslında hem destek. hem yakınlarından bu çok önemli onun dışında eleştirilmemeliler ee, işte dediğim gibi yani ay kilo aldın karnın kaldı bilmem ne oldu yani hiç gerek yok, hiç gerek yok. Bunların hepsi belli bir zaman sonra zaten geçiyor, geçecek. E, Kaldık ki yok. Kişinin kendi tercihi, kendisi evet. normalde istiyorsa da yani 100 kilo bir insan olarak gayet mutlu olarak yaşıyor olabilir. Yani o kimseyi ilgilendirmemeli işte. Yani herkes manken olmak zorunda değil. Herkes e, e, yani şu anda sosyal medya annelerine de seslenmek istiyorum ben. Tamamen başka bir tarafa sanki geçtim ama sosyal medyada. Şu anda mükemmel annelik dayatılıyor. Evet. Bu önemli bir konu başlığı bence. Şimdi hepimiz e, çok fazla sosyal medya kullanıyoruz, içindeyiz. Hayat neredeyse orada dönüyor, akıyor. Önemli bir faktör. E, orada böyle bir mükemmel annelik pompalanıyor. Herkes fönlü, herkes makyajlı, bakımlı, süper giyimli, çok da mutlu herkes ama öyle oraya bir şey yok. kısmı ama o. öyle bir şey yok. Ve bence aslında artık gerçekten bu dünyada da artık trend değişecek. Herkes bunu görecek. Türkiye'de de değişecek. Bu çok uzun sürmeyecek. Çünkü bu baya baya gitti artık tap yaptı. Şimdi artık daha çok doğallık önemli. Doğal olmak. Ha demiyoruz ki illa da pijamalı halini koysun oraya. Hani ona da tabii ki dikkat etmek lazım. Ama öyle değil. Yani artık dertlerin paylaşılabildiği, ben de sendenin bak senin çektiğin sıkıntıyı evet. ben de çekiyorum. Ben de zorlanıyorum, ben de kilo aldım, ben de emzirirken işte şöyle böyle uykusuz kalıyorum. İşte arada eşim bak bana da böyle diyor. İşte o farkındalıkları çoğaltmak. Yani e, ben buradan influencer arkadaşlarıma da sesleniyorum. Yani öyle çok cicim cicim yok öyle bir şey yani. Şimdi belki tabii burada da e, her oluşum bir ihtiyaçtan ortaya çıkıyor ya Oya Hanım. Hep mağdur olan aslında zayıf olan kadın anne modelinin dışına çıkmak arzusundan da sosyal medyada artık çok güçlü her şeyi başarabilen mükemmel bir anne mükemmel bir eş mükemmel bir kadın imajı da çiziliyor olabilir. Ama öyle bir anne yok. Evet ama hayatın gerçeğinden uzaklaşarak bunu lanse etmiş olmak tabii ki çok doğru değil. Evet. Acısıyla, tatlısıyla, eksiklikleriyle bir insan var olduğunu ortaya koyabilmeli. Hı hı. Öbür türlüsü mışlı bir hayatın aktörü, aktöristi olmaktan başka bir şey değil. Şimdi bu kadar baskıya maruz kalan annelerimiz varken bütün bu baskılar karşısında eşlere düşen görevler neler? Eşlere düşen görev dediğim gibi... E bir kere psikolojik olarak onların yanında olduğunu onlara ifade etmek, seni hala eskisi gibi seviyorum demek. Ee, bu çok önemli bence. Ne derse desin kilo almış olsan da. Ben seni hala seviyorum istersen 100 kilo ol sen benim bir tanemsin. Sen benim gerçekten bunlar çok güzel şeyler. Çünkü kadın zaten e, inanın hele o ilk bir yıl e, çok çok zor bir dönem. Biliyorum yani ben de yaşadım. Üç kere yaşadım. <laughs> yani zor bir dönem. Ee, çocuk bayağı size bağlı. Ee, hele de emziriyorsanız o dönemde de... E, ...her şeyiniz ona bağlı, kısıtlı. Eve bağlı kalabiliyorsunuz, evet. her hareketiniz. Dolayısıyla erkeğin... ...tabii dışarıda erkek... E, ...tabii herkesin işine göre değişir. Farklı işlerde çalışan erkeklerimiz gidiyorlar geliyor. Ama geldiği zaman işte... E, bir şeyler söylesin, ekstra gayret etsin. Yani yardımcı olsun, eşi bir şey yaparken anlatabiliyor mu? O da çok önemli. Sana ne yapabilirim, sana biraz yardım edeyim. Kadın üzüldüğünde, kızdığında, sinirlendiğinde yani biraz yatıştırmak. Aslında bebeğiyle onu erkekleri... baş başa bırakmamak evet. en zor evet. dönemi çünkü evet. değil mi? Bir çok. canlı dünyaya seni. getiriyorsunuz ve belki ilk deneyiminiz. Hı hı. Tecrübeniz yok, o anlamda nasıl yaklaşacağınızı bilmiyorsunuz. Ve eşiniz de bu anlamda sizden uzaklaşmış durumda. Evet. O rutinin de devam etmiş oluyor. <laughs> ee, en önemli şey de burada onun yalnızlığını paylaşabilmek, yalnız bırakmamak, o sürece dahil olabilmek. <laughs> ee, bir kadına daha iyi hissettiremez herhalde o süreçte. Tabii, çok önemli. Onu olduğu gibi kabul edebilmek, bedensel ölçüleriyle de artık. Evet.